Kent bir programı hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Işın. Sizi tanıyabilir miyim? Bugün rüyaları konuşacağız şimdi. Tabii kısaca tanıtayım. Ben Profesör Doktor Levent Öztürk, Trakya Üniversitesi öğretim üyesiyim. Asıl uğraşı alanım uyku fizyolojisi ve uykusuzluğun insan vücudundaki etkileri, fizyoloji uzmanıyım. Evet. Bunun dışında müzik terapiyle ilgileniyorum ve bu konuda iki tane kitap yazdım. Sağlık Bakanlığı'nın 2016'da verdiği belgelerle Cumhuriyet tarihinin ilk müzik terapistlerinden biri oldum. O konu bir taraftan gidiyor, bir taraftan da uyku ve araştırma sorusu olarak da niçin uyuruz sorusunu cevaplandırmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Tabii uykuyla uğraşınca ister istemez rüyalarla da ilgileniyorsunuz. Evet, peki rüyaların kısa tarihçesi nedir? Şimdi rüyalarla insanoğlu gerçekten çok eski dönemden beri ilgilenmiş ama bizim elimizdeki yazılı kaynaklara baktığımızda en erken dönemde milattan önceki 1. 2. yüzyıllar arasında yaşamış ve bu topraklarda Efes'te yaşamış Artemidorus isimli bir yazar var. Bunun Onero Critica isimli bir kitabını görüyoruz. Türkçesi nedir? Rüyaların yorumlanması. Daha o dönemden yani milattan önceki dönem 2000 yıldan daha eski bir dönemden söz ediyoruz. Rüyaların yorumlanmasına insanlar ilgi duymuşlardır. Daha bu tarafa geldikçe yine Theodosius Macrobius'un bildirdiği rüyaların sınıflandırması vardır. Rüyaları 5 gruba ayırıyor. Bunlar içerisinde gelecekten haber veren vizyo dedikleri rüyalar ya da bir takım mental ve fiziksel sıkıntıların neden olduğu insomnium dedikleri rüya grubu var. Peygamberane tanrılardan mesaj getiren rüyalar var. O dönemde bu Macrobius da rüyaları sınıflandırmış. Bu bakış açısı ne zamana kadar geliyor? Freud'un 1899 yılında Rüyaların Yorumlanması isimli kitabını yazana kadar. Bu kitap çok önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü rüya tarihinde o kitaba kadarki olan süreçte rüyaların kaynağının insan vücudunun dışındaki bir yer olduğu inanılırken, yani insana başka bir kaynaktan aktarıldığı düşünülürken, Freud bu görüşü reddediyor ve diyor ki rüyalar insanın kendi zihinsel üretimidir. Rüyaların Yorumu kitabında bunu deklare ediyor. Bu zannediyorum rüya tarihinde önemli bir kırılma noktası. Daha sonra tabii 70'li yıllara geldiğimizde bu Freud'un üzerine ki Freud rüyaların içeriğinin iki farklı bölümde incelenebileceğini söylüyor. Birincisi açık anlam, yani görünür anlam. Bir de gizli görünmeyen anlam. İşte Freud o kapalı olan, görünmeyen anlamın yorumlanmasıyla ilgili hayatının bir bölümünü burada geçirmiş ve buradan görünüşe göre güzel de para kazanmıştır. Viyana'da çalıştığı dönemlerde insanların o rüyalarındaki gizli anlamı yorumlarken çok bir hayli danışanı olmuştur. 70'li yıllarda ise Alan Hobson ki önemli bir uyku araştırmacısı bu aktivasyon sentez modelini geliştirerek rüyalarla ilgili diyor ki rüya içeriğinin bir önemi yoktur. Anlamlandırmaya da çalışmamak gerekir ama rüyaların bir işlevi vardır. Vücudumuza kazandırdığı şeyler vardır. Onların ne olduğunu araştırmamız lazım. Yani kısaca o zihinsel serüven rüyalara bakışla ilgili böyle diyebilirim. Evet, peki rüya deneyimi nasıl bir şeydir? Belli saatlerde mi görülür, her zaman mı görülür, öğlen uykusunda da görünür mü gibi?
Evet. Şimdi 1953 yılı uyku araştırmaları açısından önemli bir milat. Çünkü biz REM uykusu ve REM dışı uyku olmak üzere iki farklı uyku evresi olduğunu anladık o yıl itibariyle. Bir şeyi daha anladık. Rüyaların özellikle REM döneminde görüldüğünü fark ettik. Buradan şu mesaj çıkmasın. Non-REM döneminde rüya görülmez diye. Fakat laboratuvar çalışmalarında REM uykusunda uyandırılıp rüya görüyor muydunuz ve gördüğünüz rüyayı hatırlıyor musunuz diye sorulduğu zaman bireylere REM uykusundan uyandırılanların büyük bir bölümü bu rüyalarını hatırlarken ve evet ben rüya görüyordum derken non-REM döneminde uyandırılanların daha az bir kısmı ben rüya görüyordum diyerek rüyasını hatırlamış. Buradan REM uykusuyla ilişkilendirmişiz. Peki bu nasıl bir şey? Yani rüya görmek bir çeşit psikoz gibi düşünebilirsiniz. Her gece yaşadığımız bir psikotik atak gibi. Yani ne görüyoruz? Mesela orada gerçekte olmayan şeyler. Yani bir halüsinasyon var. Bunun yanı sıra doğru olması mümkün olmayan şeylere inanıyoruz rüya. Rüyalarımızda yani sanrılarımız var rüyalarla ilişkili. Tabii gördüğümüz rüyaları sabah uyandığımızda çoğunlukla hatırlamıyoruz. Bir amnezi yani bir unutma da söz konusu. Yön duygumuzu kaybediyoruz rüyaları görürken. Zaman, mekan, kişiler hakkında kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Ve duygusal açıdan da uç noktalarda gidip gelebiliyoruz. Şimdi tecrübeli bir terapist olarak size ben gelsem, bunları gündüz yaşadığımı anlatsam, zannediyorum bana tedavi başlama ihtiyacında hissederdiniz. Bu düpedüz bir psikotik semptomlar gibi görünüyor. Ama biz bunları her gece rüyamızda böyle bir deneyim yaşıyoruz. Uyku sırasında rüyalarımızı görürken. Peki rüyalar ne işe yarar? Bu kısmı gerçekten insanlığı çok meşgul etmiş. Yani bilim insanlarını da meşgul etmiş. Başlangıçta işte o tarihsel dönemde rüyaların bize gelecekten mesajlar taşıdığına inanılmış. Daha sonra rüyaların tamamen bir yan etki olduğunu iddia eden araştırmacılar ortaya çıkmışlar. Demişler ki rüyaların içeriğinin bir anlamı yoktur. Bunu anlamlandırmaya çalışmamak lazım. Fakat son dönemde yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Rüya görmenin en azından sağlam 2-3 tane işe yaradığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi bir çeşit gece terapisi görevi görmesi. Yani bizim gün içerisinde yaşadığımız özellikle duygusal açıdan yük taşıyan olaylarımızı gece yeniden gözden geçirerek bu gözden geçirme sırasında onunla uzlaşıyoruz. Ki burada çok önemli bir buluş vardır. O da stres hormonu olarak bildiğimiz noradrenalin ki adrenalinin beyindeki karşılığıdır bu. Noradrenalinin REM döneminde sıfıra kadar düştüğünü beyindeki salgısının biliyoruz. Şimdi bu öyle bir ortam yaratıyor ki sizin gündüz yaşadığınız stresli, duygusal yükü fazla olan bir olayın gece yeniden değerlendirilmesinin stresten uzak koşullarda, güvenli koşullarda yapılmasını sağlıyor. Ve bu gece uykusunu uyuduğumuz zaman ertesi gün o işte önceki günlerden kalma duygusal yükün, travmanın veya stresin azalarak kaybolduğunu görüyoruz. O yüzden uyku uyumanın ve uykuda rüya görmenin birinci işlevi bizde duygusal açıdan zorlama ve travma yaratan olayların
bir çeşit gece terapisi gibi bunu görebiliriz. Buradan mesela travma sonrası stres bozukluğu olan hastalarda gerçekten de onların beyinlerinde gece bu noradrenalin düzeylerinin düşmesi gerekirken yüksek seyrettiği ve rüya bozukluğu yaşadıkları anlaşılıyor. Ve tamamen tesadüfen bazı bu stres bozukluğu olan kişilerde yüksek tansiyonu düzeltmek için verilen bir ilacın beyindeki noradrenalin düzeylerini de düşürmesiyle birlikte rüyalarının düzeldiği, bunun da onların yaşadıkları kabuslar, korkulu hayaller gibi şeyleri ortadan kaldırdığı da görülmüş. Bu işte birinci planda söylediğimiz bu terapi görüşünü destekleyen önemli bir bulgu. Bir ikinci işlevi bu duygularla ilgili olan, şunu biliyoruz ki yani Freud'dan tabii farklı olarak Freud diyor ki bir gün önce yaşadığınız olayların kalıntısı vardır şeyde, rüyalarda. Buna günün kalıntısı adını veriyor. Bu kalıntı araştırıldığında şu görülmüş. Gerçekten yaşadığınız olayların kalıntısı var mı? Ancak %1-2 belki var. Fakat yaşadığınız duyguların kalıntısı var mı? %50-60 civarında. İşte bu duygusal değerlendirme ile ilgili olarak önemli bir şey daha sağlıyor rüya görmek. Karşımızdaki insanların yüzünün dost mu düşman mı olmasını ayırt etmemizi sağlayan beyin bölgelerinin bakımının yapılması ve bir çeşit akordunun yapılması, bir müzik enstrümanı gibi düşünürsek akordunun yapılması süreci bu rüya görme sırasında gerçekleşiyor. Böyle çok enteresan çalışmalar var. Mesela rüya görmesi engellenmiş, uyutulmamış kişilerin karşılarına bir takım insan yüzü fotoğrafları çıkarıldığında o kişilerin dostane mi baktığı, düşmanca mı baktığını ayırt etmekte zorlandıkları görülmüş. Bu bize önemli bir, hani sağ kalım açısından bir avantaj sağlıyor. Uykumuzu uyuduğumuz zaman, rüyalarımızı gördüğümüzde karşımızdaki kişinin duygulanımını daha iyi saptayabiliyoruz, dost mu düşman mı daha iyi anlayabiliyoruz. Son olarak şunu söyleyebiliriz, rüyalar ne işe yarar kısmında, yaratıcı aktivitenin beslenmesi açısından rüya görmek çok önemli. Çünkü özellikle bir yaratıcı sürece girdiğimiz zaman, bir şiir yazmak istiyorsak, bir sanat eseri yapmak istiyorsak, bir kitap yazmak istiyorsak veya yeni bir şey geliştirmek, bir icat, bir buluş yapmak istiyorsak, bu noktada rüya görmenin bu süreci kolaylaştırdığını görüyoruz. O kadar çok örnekleri var ki, mesela asetilkolin denilen bir maddenin kalpteki işlevini keşfeden Otto Levi bunu rüyasında keşfediyor. Ya da benzenin halkalı yapıda olduğunu bulan büyük kimyager uykusunda bunu görüyor. Zannediyorum ki bir işle uzun süre meşgul olduğunuzda, bir problemle uğraştığınızda zihnimizde rüya görme sırasında diğer aktiviteler baskılanacağı için bu üzerinde çalıştığımız konuya beyin daha fazla kanalize olabiliyor ve çözümler üretiyor. Bu noktada iki işe yarıyor. Bir, problemlerin çözülmesine katkı sağlama. İki, yeni şeyler icat etme, yaratıcı aktivitenin beslenmesi gibi düşünebiliriz. Yani hiç de azımsanmayacak aslında işlevleri var rüyaların. Evet, bayağı değerli. Evet. Peki günlük hayatta benim rastladığım şu durumlar oluyor. Mesela rüyamda görmüştüm, çıkmadı diyor. Ve Google'dan araştırıyor, işte rüyada kedi görmek ne demek, abajur görmek ne demek. Ve ona da inanıyor. Diyor ki işte kedi görmek şöyleymiş, abajur görmek böyleymiş gibi.
bu tür olaylara rastlamışsınızdır. Neler önerirsiniz? Rüyamızda gördüğümüz simgelerin veya sembollerin üzerine bir anlam yakıştırmak, anlam yükleme çabası çok fayda getirecek bir süreç değil. Rüya içeriği gerçekten de bilgi verebilir bize. Fakat bu verdiği bilgiler daha ziyade o kişinin duygu durumuyla ilişkili, yaşadığı sıkıntılarla ilişkili olabilir. Örneğin bir yakını ciddi bir hastalık geçiriyor olan bir kişi bilinçaltından o yakınını kaybetme korkusu yaşıyorsa bu korkuyla ilişkili olarak böyle bir rüya görebilir ve rüyasında o yakınını kaybettiğini görebilir. Bir süre sonra da gerçekten de yakınını kaybettiğinde ben bunu rüyamda görmüştüm diyebilir. Bu bir çeşit gelecekten haber verme değil. Bu böyle baktığımızda zaten o kişiyi düşünüyordu ve onun hayatıyla ilgili kaygı duyuyordu. Bilinçaltında bu bilgi vardı ve işleniyordu. Ve bu kaygısı, duygusal sıkıntısı rüyalarda çözümlenmeye çalışılırken gözden geçirilmiş oldu. O sırada bir bilgi verdi. Şimdi rüyalarla ilgili Kyoto'da bir araştırma enstitüsünün yaptığı bir çalışmada, o da çok benim ilgimi çekti. Kişinin rüyasında ne gördüğünü biz dışarıdan görebilir miyiz, anlayabilir miyiz diye bir takım teknik yöntemler kullanarak, makine öğrenmesi gibi yöntemler kullanarak hakikaten kişi rüyasında eğer bir otomobil gördüyse bunu tahmin edebilmek, ev gördüyse bunu tahmin edebilmek gibi bir sürece girdiler. Henüz tabii o otomobilin markasının ne olduğunu göremiyorlar ama otomobil görüp görmediğini rüyasında anlayabiliyorlar. Burada tabii ki Freud, gene oraya döneceğim ve onun çok sevdiği takipçilerinden biri Jung. Jung'un semboller ve arketiplerle ilgili çalışmaları, işte kolektif bilinçaltı dediği kısım bunlarla ilişkili. Bir kolektif bilinçaltının varlığına inanırsak, oradaki sembollerin bir önemi olduğunu düşünürsek, bir şeyler atfetmeye çalışabiliriz. Bence rüyamızda gördüğümüz şeylerin bizim son dönemlerde yaşadığımız veya daha eskisinden taşıdığımız bazı duygusal yüklerin bir yansıması olduğunu ve rüyamızda gördüğümüzde aslında beynimizin bu yükle mücadele etmeye çalıştığını ve onun yükünü hafifleterek bir çeşit terapi sağlamaya çalıştığını düşünürsek, o zaman bütün rüyaların faydalı olduğunu ve rüya görmenin iyi bir şey olduğunu düşünürüz. Bundan olumlu bir şekilde etkileniriz diye düşünüyorum. Evet. Peki. Değerli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım kısa da olsa rüyalarla ilgili açıklayıcı olmuştur. Çok aydınlık ve değerli. Sağ olun. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Diğer konularda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.